Bravo. Bravo. Teşekkür ederim. Efendim, şimdi sorular var. SSK için, sosyal güvenlik reformu için sorular var. Ama geçtiğimiz hafta biliyorsunuz çok önemli bir günü geride bıraktık. Hangi gün? 23 Nisan. 23 Nisan biliyorsunuz 1920'de, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Ve ilerleyen yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Atatürk bu günü çocuklara armağan etti. Ve dünyada ilk kez bir ülke çocuklara özel olarak bir günü bayram ilan etmiş oldu. Ki Atatürk 21. yüzyılda da gerçekten devrimleriyle ve ileri görüşüyle hep yaşıyor. Avrupa'da 7 gün ekibi birçok yerde 23 Nisan kutlamalarını çekti. Çekmeye de devam ediyor. Çünkü farklı günlerde yapılıyor yurt dışındaki koşullar gereğince. Ama bunlardan ilki elimize ulaştı. Elimize ulaşan 23 Nisan etkinliği Krefeld'den. Arif Karaca bu etkinliği bir yandan izledi. Arkadaşımız Bülent Arslan da sizler için görüntüledi. Hep birlikte izleyelim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'nın çeşitli kentlerinde de coşkuyla kutlandı. Almanya'daki kutlamaların bir adresi de Krefeld'di. Regenbogen İlkokulu'ndaki kutlama okul müdürü Alfred Kuhn'un açılış konuşmasıyla başladı. Müdür Kuhn, tüm çocukların çocuk bayramını kutluyor, başarılar diliyorum dedi. Kutlamalar çerçevesinde öğrenciler folklor, dans ve müzik gösterileri sundu. Öğretmenler de Türkiye'deki 23 Nisan coşkusunu öğrencilerine yaşatmanın memnuniyeti içindeydi. Ben kendim de mesela Türkiye'de okula gitmiş bir insan olarak bizim mesela 23 Nisan kutlamalarımız daha farklıydı burayla kıyaslandığı zaman, ama gördüğüm kadarıyla mesela iki haftadan beri çocuklarımızla birlikte 23 Nisan'ın ne olduğu, niçin verildiği, kim tarafından hediye edildi, şiirler öğrenildi, ezberlenildi. Hiç olmazsa çocuklarımıza biraz olsun Türkiye'deki kendi çocukluğumuzda yaşattığımız 23 Nisan'ları vermeye çalışıyoruz. Buradaki bütün öğretmenler, arkadaşlar adına konuşuyorum. Yarışmaların da düzenlendiği etkinlikte Türk öğrencilerin yanı sıra yabancı öğrenciler de yer aldı. Evet efendim, önümüzdeki hafta yurt dışındaki 23 Nisan etkinliklerine de devam edeceğiz gelen görüntüler çerçevesinde. Ve Hasan Karahillioğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşaviri Ankara'da sorularınızı yanıtlamaya devam ediyor. Şu benim soruyu bir aradan çıkartabilir miyiz acaba? Bir telefon var, onu alalım, hemen ardından da senin soruna gelelim. Şükran Kahraman arıyor. Bu kez Türkiye'den bir telefon, Bartın'dan. Şükran Hanım merhaba. Günaydın. Günaydın. Böylece sizin aracınıza bütün Bartınlılara da buradan sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Buyurun efendim. Bartın'dan Hasan Bey, sevgiler size. Sağ olun. Böyle bir program hazırladığınız için de çok teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. Rica ederim. Şimdi sayın müşavirime ben sosyal güvenlik yasasının sağlık ayağı ile ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Buyurun. Şimdi özel hastanelere SSK'lılar gidince %20 katkı payı deniliyor. Şimdi benim de sağlık konusundan iki tane özel hastanede olmam gereken bir ameliyatım var. Şimdi ben SSK'lı olarak bana yapılan tetkikler ve ameliyat sonrası ne kadar ücret vereceğim? Bu %20 nedir? Bu konuda sayın müşavirim bir bilgi verirse çok memnun olurum. Bu arada size de geçmiş olsun diyoruz ve hemen Hasan Bey'e dönüyoruz, Ankara'ya. Buyurun Hasan Bey. Şükran Hanım aracılığıyla da 1 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe girecek genel sağlık sigortası hususunda bilgi vereyim. Şu anda devlet hastaneleri ve anlaşmalı özel hastaneler aracılığıyla sağlık hizmeti sunuluyordu. 2 GYT'ye katılım payı veriliyordu. İlaveten de tedavi giderleriyle ilgili kişinin emekli veya aktif sigortalı olmasına bağlı %10 ile %20 arası bir ödemede bulunuyordu. Yeni sistem ise şunu öngörecek, vatandaşlarımızın lehine bir durum. Sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonu diye bir komisyon kurulacak. O ildeki hastaneleri tasdif edecek. Yani yaptığı sağlık hizmeti sunumuna ve içindeki alet, edevat ve bütün donanımlarına bağlı olarak
birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece ve dördüncü derece diye sağlık hizmetleri kurumlarını tasnif etmiş olacak. Bunların gereksiz yere vatandaşlarımızdan, sigortalılarımızdan, aylık sahiplerinden ve aile bireylerinden ilave özel sağlık yardımı katkısı almasını önlemiş olacağız. Şöyle bir şey de olacak yeni yasayla birlikte. Kişiler acil olarak anlaşmalı olmayan bir özel hastaneye gitmişler ise sağlık yardımı bedelinin tamamını sigortalı veya aylık sahibinin kendisine vereceğiz. Neden anlaşmalı bir hastaneye gitmedin diye bir problemle karşılaşmayacak. Ayrıca o özel hastane, anlaşmalı özel hastane vatandaştan ilave bir ücret isteyemeyecek. İstediği takdirde hastanelerin kuruluş yasalarına aykırı davranıştan dolayı, geçenlerde Adana'da bir olay olmuştu, yanık bir vatandaşı kabul etmemişler. Aynı işlem diğer hastaneler için de olacak. Dolayısıyla Şükran Hanım'ın endişelenmesine gerek yok. Yeni yasayla birlikte vatandaşa daha kaliteli ve az bir bedel ödemek suretiyle %10'la %20 arası ama aldığı hizmetin de muhakkak karşılığını alacak şekilde bir sağlık hizmetiyle karşı karşıya gelecekler. Peki, teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Bir telefonumuz daha var, İstanbul'dan Nezaket Hanım arıyor ama ben stüdyoya dönüyorum çünkü Tarık yerinde duramıyor. Benim de bir sorum var. Niye sorumu Fatih Bey yanıtlamıyorsunuz diye. Yerinde hopluyor, zıplıyor. Evet. Ya aslında benim sorum çok kısa. Ben Tarık Bey'in yılında... sorusunu... Buyurun. Ben Tarık Bey'in cevabını hazırlamıştım. Tarık Bey 1986 yılında sigortalı başlangıcı olduğunu söyledi. 90, şayet pardon, ben şimdi 90'mış, 90'mış. Şimdi tam şimdi düzeltiyoruz o zaman. Eğer 90 yılında sigortalıysa yaşı 52 olduğunda 5525 günde toplam prim ödediğinde ve de 25 yıl sigortalılığı olduğunda, bu demek oluyor ki 25 yıl top dolu olacak değil. 1990'ın üzerine 25 yıl ekleyeceğiz. Dolayısıyla kişi, yani Tarık Bey 2025 yılında emekliye ayrılacak. 10 sene attı bizim şey. 2025 mi? 2015 mi? Pardon, 2015 yılında emekliye ayrılacak. Ama bence daha önce zaten Tarık için fazla bir şey kalmadı zaten. 2 sene sonra 52 tabii, yaşına tabii, giriyor. Tabii. Onu hemen emekliye ayıracağız. Evet, Hasan Bey teşekkür ediyoruz. Nezaket Hanım arıyor İstanbul'dan. Bu arada bizim telefonlarımıza sadece Avrupa değil, Türkiye'den de büyük bir ilgi var. Ama diyoruz ki Avrupa'yı yanıtlarken Türkiye'yi de ihmal etmeyelim. Ve Nezaket Hanım'ın sorusunu alıyoruz. Buyurun efendim. Alo, iyi günler. İyi günler. Böyle bir program hazırladığınız için size teşekkür sağ ol, ederim. Sağ ol. Benim iki tane çocuğum var. Birisi 90, birisi 2000 doğumlu. Ben bu yasadan etkilenmemek için ne zamana kadar sigorta yaptırmam gerekir? Siz halen sigortalı değil misiniz? Değilim. Evet, hemen Hasan Bey'den kısaca yanıtını alıyoruz. Tamam. Programın başlangıcında da söylemiştik. Kanunun bazı maddeleri hemen, bazı maddeleri de 30 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girecek diye belirtmiştik. 30 Nisan 2008 tarihinden önce sigortalı olan kişiler hem yaş yönüyle hem 10 yıllık aylık bağlama kas sayısı yönüyle, yani 10 yılı %3 üzerinden değerlendirilecek. İlaveten kişi ileride aylık sahibi olur ise tekrar sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle de ikinci bir defa çalışmak isterse bu imkanı da alabilmek açısından